Selamun aleyküm. Alacağım mısın Aleykümselam. selamı? Evet arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Epeydir görüşmedik. Sağlık sorunları, o yan bu yan derken dedim bir video daha çekelim. Tabletlerden gidiyorduk en son. Araya bir tane 6S şebeke arızası koyduk. Bir önceki videoyu izleyenler bilir. Aynen dediğimiz gibi videoyu kestikten sonra baseband katmanını kaldırdık. Cihazdaki tüm kısa devreler gitti. Baseband'ın arızalı olduğunu anladık. Baseband'ın altından körleme şekliyle bakalım bulabilir miyiz dedik ama 22 tane ortalama ayak vardı orada. Hepsi kısa devreydi. Onun için cihaz artık kullanılamaz hale geldi. iPhone'larda baseband'ınız arızalıysa ve cihazınıza da yazılım atmışsanız artık yedek parça olarak kullanabilirsiniz. Normal kullanıma imkanı yok. Neyse bu hafta da tekrar okul dönemi tabletler çok gelince değişik bir tablet geldi Alcatel'in. Dedik bir tane de tablet çekelim. Yani bu arada size şebeke arızası yapmayı, araştırmayı öğrendiğim derken yapamadığımız bir ara arızamız oldu. Ama olsun. Her arızayı ille yapacağız. Yaptığımız her şeyi çekeceğiz değil. Yapamadıklarımızı da çekiyoruz. İşin doğallığı bu. Alcatel'in hangi modeliymiş bu? Evet, baktım baktım bulamadım. Heh, buldum. Model 8079 diye bir model. Ne olarak geçiyor onu da bilmiyorum. Gerçi bakılabilir. Alcatel. S79. Aldatmayı silelim. Alcatel One Touch Pixi 3'müş. 8 GB. 10.1 inç ekran. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Alcatel One Touch Pixi'yi sökeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir vida araması yaptım. Etrafta var mı diye. Herhangi bir vida sistemi bulamadım. Büyük ihtimal şu kenarlardan bu çıkacaktır. Arka kapak giymelidir. Isıtmalı değil. Şurada bir vida gördüm gerçi. Tam sizle konuşurken. Her ihtimale karşı bu vidayı alalım. Tuşun olduğu yerlere, yakın yerler rahat atar. Onun için ilk oralardan girilebilir. Evet. Gördüğünüz gibi tuşun olduğu yerler rahat atıyor. Böylece şeyi de bulmuş oluyoruz. Tırnak sistemini. Aşağı doğru yavaş yavaş geliyorum. Bir plastik pene alalım. Tabletimizin sorunu şarj almıyormuş. Açılıyor mu onu da bilmiyorum da. Hazır şey yapmışken bakalım. Tabletimiz açıkmış zaten. Çok güzel. Cihazımız açılıyor sadece şarj almıyor. Şimdi sökmeden önce kapatalım da cihazı. Kabağın altında herhangi bir şey yok. Rahat bir şekilde kabağı çıkarabilirsiniz. Ama o vidayı sökmemiz işe yaradı yani. Tabletimiz güzelmiş. Alcatel hani çok sevmediğim bir marka ama en azından panaryası, içtirdiği bağdı bir yere benziyor yani. Şekli şemali hoş. Şimdi şarj soketi burada. 1, 2, 2. 2, bir de şurada 3 tane anakart vidası gördüm. Ne yapıyoruz ilk önce arkadaşlar? İlk önce dokunmatik bağlantısı, ekran bağlantısı. Şurada on-off bağlantısı var. Tırnağınız benim gibi uzunsa sorun yok. Ondan sonra şurada on-off filminin şeyi var. Burada kamera var. Arıyoruz, arıyoruz. Başka da bir şey gözümüze çarpmadı.
Şu vidaları da alalım arkadaşlar. Boyları aynı gibi. Bu biraz daha kısa. Şimdi arkadaşlar vidaları aldık. Esnedelim. Esnemiyor. Buradan esnedelim. Buradan da esnemiyor. Büyük ihtimal altında yapışkan var arkadaşlar. Anakarı da buradan bir girelim. Güzel. Az daha yukarı gelelim. Az daha. Evet. Aynen dediğim gibi yapışkan varmış. Burada başka vida var mı? İyice kontrol edelim. Şurada bir tırnak var arkadaşlar. Büyük ihtimalle o tırnağa takılıyordu. Evet. Orada yapışkan yok. Anakartımızın altı temiz. Şarj soketimiz klasik üniversal. Hazır şu kamerayı da alalım buradan. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bataryasının hiçbir şeyini sökmeden bu şarj soketini değişebilir miyiz? İlk soru bu. Aslında dışarı doğru çıkıyor biraz. Değişilebilir. Hiç sorun olacağını düşünmüyorum. Wi-Fi anteni, hoparlör bağlantısı ve batarya bağlantısı var kablo olarak. Hepsini sökmeyelim. Şu şekil ısıtarak şuradan değişelim. Mikroskobun altına geçelim. Evet arkadaşlar, mikroskop altına geçtik. Mikroskoptan sana göründü vereyim. Şurası senin için ideal. Daha önceden de yapılmış sokedi. Bir bakalım ne olmuş. Daha önceden yapılmış. İşten mi kırılmış, ne olmuş? Evet, bu ayak boşa gitmiş. Bu ayak kırık. Bu boşta, bu da kırık. Bu ayak kırık. Bu ayak da kırık. Hepsi kırık arkadaşlar. İnşallah alt katmanları da kopmamıştır. Dua ederim bakalım. Koptuysa aşağıda iş var bize. Şimdi ekranı ısıtacağız. Ekranı ısıtacağız. Board'u ısıtacağız ama her ihtimale karşı. Board çok ısınır da ekrana zarar gider diye. Zarar verir diye. Altına birkaç tane koruma muhafazası koyalım. Isı ekrana yayılmasın. Yeterli herhalde. Üzerine ufak bir ağırlık koyalım. O da sabit tutsun onu. Güzel. Fenovyamızı alıyoruz. Geniş bir uçla. Şöyle. Hafif de flaksla. Lehimlerini tazelemeye gerek yok. Zaten daha önceden yapılmış. Onun için lehimleri çok sert olmaz. Üstten ısıtıyoruz. Asılmıyoruz. Zaten bütün ayaklar kopuk. İnşallah anakarttan kopmamışlardır. Yoksa ebe iş çıkacak bize. Böyle yumuşadığında alıyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bir ayak komple anakarttan beraber koptu geldi. Ne yapacağız? Arkadaşlar ilk önce bir bakalım orada kalan ayakların hepsi sağlam mı? Altlarından yolları gözüküyor çünkü geldikleri yerler. Yani şuradan geliyor şuraya. Görmüş olduğunuz gibi kıpırdıyor bir de. Sağlam. Bu öteki arkadaşımız şuraya gidiyor herhalde. Şuraya gidiyor pardon. Buradan geliyor böyle buraya gidiyor. Hayır, buraya gidiyormuş diyeceğim. Buraya da gitmiyor.
Mikroskobu yanaştıralım bakalım. Gördünüz mü? Bağlandı, kopuk. Evet arkadaşlar. Oradaki ayak da kopuk. Yani ya daha önceden şarj değişen arkadaş dikkat etmedi bu işe. Ya da görmüş olduğunuz gibi bu da kopuk. Bu da kopuk sayılır. Ya da kullanıcısı çocuklar olduğu için senindi benimdi diye asıldılar birbirlerine. Hoppa! Ne oldu? Ellerinde kaldı. Ve basınçtan şarj sökedi. Kendini koparırken buraları da kopardı. Bir işe yaramaz. Bu da neredeyse bir işe yaramaz halde. Ama bunu tutturabiliriz buraya. Bunun üzerine bir fazlalığı alalım. Bu ayakları yapmasak ne olur? Artı ve eksi uçlar tahmini olarak şu veya şudur ama bu sefer hızlı şarj almaz, bilgisayar görmez, bir sürü sorun çıkarabilir. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu ayakları yapmamız lazım. Açtık mı? Açtık. İlk önce buradaki fazlalık lehimleri alıyoruz. Görünüyorlar mı? Şu an gözükmüyor. Tahmini olarak ne yaptığımı anlatırım herhalde. Etraftaki fazlalık lehimleri aldık. Tekrar siliyoruz. Güzel. Gözüküyor. Aldıktan sonra hala bu ayak sağlam mı diye bakalım. Evet değil. Ötüyor. Buraya kadar ulaşıyor demektir. Şimdi eksik olanları görünüyor zaten. Sitede görünüyor. Kopan yol buraya birleşiyordu. Buradan yukarı geliyordu. Önden ne yapıyoruz? Gelen yola bir ufak kazıma yapıyoruz. Şarj soket değişimi diye açtık ama çok daha farklı işler çıktı. Şunu da koparalım. Yok, pek güvenilir durmuyor burada. Orijinaline pek güvenemedim. Arkadaşlar orayı da değiştireceğim. Orayı da yeni yol çekeceğim. Şimdi arkadaşlar farzı mal şöyle düşünelim. Bunların altına buradan buraya yollar çekeceğiz. 3 tane donduracağız. Üstüne şarj soketini koyacağız. Ya da önden şarj soketini buraya koyacağız. İki seçeneğimiz var. Şarj soketini öptükten sonra buradan şarj soketlerinin üstüne yol çekeceğiz.
Hangisi daha pratik olur mantığındayım. Ters çekildi zaten orijinali yok. Bunun da ayakları biraz uzun. Buradan daha hızlı bir pratik olur. Ya tel atacağız alttan, ultra V ile donduracağız. Ya da üstüne koyacağız. Bir şarj soketi bakayım ben. Az bekleyin. O şey yap. Evet arkadaşlar. Bir ufak araştırmayla orijinalini bulduk. Şimdi görmüş olduğunuz gibi orijinal soket bunların içine kadar geliyor. Ama bu şekil bile olsa buradan buraya bağlantı yapmak çok basit olur. Bir ufak tel yardımıyla şunun üstünden şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Sonra da üstüne ultraviyo boya koyup iyice bunu buraya sabitleyebilirsiniz. Kıpırdamaz. Ya da bir seçenek, diğer bir seçenek. Buradan kaldıralım. Buradan tel alıp bunun içine, buradan tel alıp bunun içine, bunun içine böyle deli bir tur döndürüp koyabilirsiniz. Ondan sonra ultraviyo ile dondurup üstünü tekrar kazıyıp şarj soketinin altını değdirebilirsiniz. İki seçeneğiniz var. Şimdi video uzamasın diye direkt üstüne değdirip deneyeceğim. Ama diyorum gibi de içimden ya bir tel atayım. Daha önceki videolarımda vardır tel atma videom. Yani isterseniz onu da görebilirsiniz ama ikinci seçeneği yapalım. Tel atalım. Daha sağlıklı güzel bir şey olsun. Bir yere gittiğinde de güzel oldu desinler. Şimdi ne yapıyoruz? İlk başta sen oraya çek abi. Elimize sıvı lehim alıyoruz. Aldığımız sıvı lehimi buraya hafiften yetiriyoruz. İnce uçlu havaya ihtiyacınız var. Biraz daha yanaşayım, göründü giderse söylersin. Var mı görünüyor? Yolları yumuşattık. Yolları lehimledik. Göründüm var ama net değil. Şimdi normalde ince tel buralara çekersek yani filmin üstüne ya da anakartla yürüttüğümüz telleri çekersek çok sağlıklı olmaz. Onun için az daha kalın bobin deli alıyorum elime. Bu deli de lehim rahat tutsun diye izliyorum. Falcadayla hafiften üstündeki boyayı alıyorum. Birbirine temas ettiğinde elektrik akımı vermeyen boyasını ondan birazcık çıkarıyorum. Şimdi bakalım oldu mu? Size göstermek için anakartı çevirmek lazım dersine ama şöyle yapalım. Çevirmeden tutabilir miyiz onu orada? Gibi. Çok kalın oldu hadi. Tersinden de tutmak bayağı zor. Sonra düzeltiriz.
Sana monitörden göründü, geliyor da. Geliyorsa da çok güzel. Evet arkadaşlar, 3 tane del buraya yaptık. Yol yaptık. Çok güzel. Şimdi etraftaki fazlalıkları alalım. Güzel. Bir silelim bakalım ne yaptık. Evet. Birbirlerine değen ya da kısa devre olan var mı? Ona da bakalım. Şu kenarımız açık mı? Açık. Çalışıyor. Bu nereye gidiyordu? Şuraya. Çalışıyor. Bu nereye gidiyordu? Şuradan iniyordu şuna. Bu da çalışıyor. Birbirine değen de yok. Evet. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Oraya bir hat oluşturduk. Bunlar orada nasıl sabit duracak? Üzerlerine ısı verdiğimizde oradan nasıl düşmeyecekler? Ya da basınca ne kadar dayanacaklar? Sorumuz bu. Onun için ultraviyole lamba yardımıyla bord boyasıyla buraları boyayacağız arkadaşlar. Lambamızı buraya koyalım. Ultraviyolamız bizim neredeydi? Sırılacak. Koyuyorlar buraya, niye koydular ki? Biraz katı tarafından ultraviyole boya alalım. Şu başlangıç noktamızdan altını da doldurarak üste kadar devam edelim. Tam orta dursun. Tam orta, güzel. Evet, şu anlık yumuşak olan boyamız katılaşması için böyle çekebiliriz. Buraya bir ultraviyole ışık uyguluyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir dakika kadar dursun. Bir dakika da bir dakikadır bekle daha da. Evet arkadaşlar, ultraviyolamızı kaldırıyoruz. Ultraviyolayı birkaç dakika bekledikten sonra kaldırıyoruz, bakıyoruz. Ne alemdeyiz? Yapabildik mi? Oldu mu? Olmadı mı? Şimdi vızımızın şey, falcadamızın da uçup bitmiş. Falcadamızın.
Evet, falcı domuzda yeniledikten sonra ne yapıyoruz? Ufak ufak kazımaya başlıyoruz. Kadılaştığını zaten fark ediyorsunuzdur. Görünüyor mu orası neden? Hı. Kopmamış olan ayağımızdan kazımaya başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi üstten kazıdığımızda çubuk meydana çıkıyor. Oradan da kazıyalım. Çubuk, çubuk. Çektiğimiz hat meydana çıkıyor. Fazlalık olan yerlere güzelce kazıyoruz. Evet, ultraviyola işini yaptı. Bunları buraya sabitledi. Peşine de bir silelim. Kurulayalım. Evet, 10 numara 5 yıldız. Şimdi yeni takacağımız neredeydi? Sokete koymadan önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Biraz flaks yardımıyla yine. Şimdi buralar yükseklik oldu. Şuralar alçakta kaldı. Eşitlemek babında bu iki köşeye 180 derece lehim teliyle biraz lehim. Buralar da yüksek olsun. Buraları da yükselttik. Sonra yine çekmiş olduğumuz hatların üstüne, kazımış olduğumuz hatların üstüne biraz lehim yedirmeye çalışalım. Pek hoşuma gidercesine yemediler. Onun için biraz daha kazıyalım. Borç boyası hala üzerlerinde var gibi. Kontrol yapalım. Nereye gidiyordu şunu? Nereye gidiyordu? Bunu. Evet, hala hepsi hatlar sağlam ediyorlar. Temizlik dağıtalım. Tamam.
Ayaklar oraya geliyor. Az bir şey daha kazıyacağız arkadaşlar. Tam denk gelmedi. Ha, tamam çek. Tamam mı çekiyorsun? İlk önce sabitleyeyim, ondan sonra çekeceğim. Sağlam olan ayaklarımızdan bir sabitlemek için deyim atıyorum. Sabitlediğim gibi. Şimdi liğimi aşağıdan birleştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Flaksınız azaldığında böyle sertleşir, kurulaşır. Bir de lehim alma deliğini arada bir tabii ucunu yenilemek lazım. Yenilemezseniz de olur. Yenilemezseniz de bu tip şeyler olabilir. Çekmeye devam et. Kaldığın yerden devam. Evet. He? Çekiyorsun. Tamam. Evet arkadaşlar, arada bir iş kazası oldu. Kameraman elindeki tripod çıktı. Bir şimdi ne oldu? Eli kaydı. O oldu, bu oldu. O arada ben sizi bekliyorum. Hala sabitlemeye çalışıyorum. Tam istediğim gibi sabitleyemedim yolları. İki ayağımız sağlam. Diğer iki kopuk ayağımız, üç ayağımız hatta henüz tam istediğim pozisyona gelmediler. Alta yapışıp yapışmadıklarına pek inanmıyorum. Şu an yapışmış gibi geliyor bana ama şöyle bir şey yapacağız. Bunu nasıl test edeceğiz? Kullanmış olduğunuz lehim deliği de iyi olacak arkadaşlar. İşte böyle
Biraz kalın olsun diye farklı bir lehim teli kullandım. Bobin. Üstünü kazımama rağmen çok istediğim gibi sonuç elde edemedim. İş uzadıkça uzuyor. Sabitlediğim gibi fazlalığını bir silelim. Yani bu işin pratiği aslında bunu buraya oturtup şarj sögedini, bu telleri direkt şarj sögedinin üstüne koymak daha mantıklıydı. Ama bir yol çekme videosu gibi olsun hesabı yaptım. Çok istediğim gibi olmasa da bir yol çekme videosu yapmış oldum size. Temizliğine devam ederiz. Bir kontrol edelim bakalım. Tekrar ölçelim. Ne nereye gidiyordu? Buradaki buna mı geliyordu? Evet, buradaki buraya geliyordu. Geliyor. Buradaki buna geliyordu. Geliyor. Buradaki de buna mı geliyordu? Evet, bu da buraya geliyor. Görmüş olduğunuz gibi hepsi artık yerinde. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Test yapmadan önce sabitlememiz lazım bunları. Sabitlemek için anakardın altına inmemiz lazım. Anakardın altına nasıl ineceğiz arkadaşlar? Anakardın altına böyle inebiliriz. Mikroskoptan bak sen gene. Görmüş olduğunuz gibi ayaklar orada gözüküyor. Şimdi onları sabitleyeceğiz. Çok fazla bastırmıyoruz oynamasın diye sabitlenene kadar. Sadece böyle gezdiriyorsunuz lehimi. İçine doluyordur. Zaten içine aktıkça bir diyeleyim. Bunları bir tık daha sabitleyebiliriz. Biraz daha fazla. Ama işi yapabildik mi, yapamadık mı o belli değil. Onun için çok da sabitlemeyelim. Görmüş olduğunuz gibi aşağı doğru akıp akıp gidiyordur. O ayağı dibine kadar ulaşıyordur bu ısıyla. Tekrar bir silelim. Ne iş yaparsanız yapın arkadaşlar, temizleyin. Sizden sonra başka tamirciye gittiğinde pis bir köründü, pis bir zemin bırakmayın. Müşteriniz başka bir tamirciye gidebilir yarın öbür gün. Arkanızdan alan arkadaş desin ki oh ne güzel tertemiz bir şarj söküldü. Şimdi arkadaşlar teste geçelim. Ekrana görüntü vermeden sadece buradan veri alarak, şunu da gösterebilirsin. Buradan veri alarak test edeceğiz. Şarj soketimizin yönü böyle. Taktık. Şarj oluyor, gösteriyor. Ama henüz istediğim seviyeye çıkmadı. 6. Gidip geliyor. Hızlı şarja geçelim. 6 ile açtı. Normalde 1 ampere kadar çıkması lazım. Hah, çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık 1,4. Şu an tablet kendine geldi, açıldı. Yani şarj entegresi her şey sağlam. USB entegresi sağlam. Bu da 1 ampere çıkardı onu. Hatta bir bilgisayar bağlantısı yapsak aca şeyin dediği gibi dayının, şu kabıya ben bir 2 kurşun atsam kabı acısından ah der mi? Bir bilgisayar bağlantısı yaparsak bu da tank tunk der mi?
Evet. USB'sine varınca görmüş olduğunuz gibi bütün devreleri çalışıyor. Yaptığımız iş başarılı arkadaşlar. 5 ayağın 5'inde yaptık. USB'si, şarjı, tadası hepsi çalışır vaziyette geldi. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? İşin bir boyutu daha var. Monte etmeden önce. Tekrar anakartımızı alıyoruz. Yapıştı. Alamıyoruz. Tekrar mikroskopun altına geçiyoruz. Görüyor musun abi? Şöyle. Netleyelim sana. Burayı birazcık daha temizliyoruz. Bütün yaptığımız. Arkadaşlar ara ara kesintiler oluyor. Kusura bakmayın. Efendim? Evet. Şarj sökeden iyice temizledik. Altında tordu mordu kalmadığına emin olduk. Sana netleyeyim biraz da. Yani şarj söketini buraya koyup buradan buraya tel atsanız üstüne doğru çok daha hızlı ve pratik olur. Bu biraz daha orijinal gibi oldu. Yani üstten yarın bir gün tekrar kırılırsa başka bir yerde şarj söketinin ısıklarını da kaldırdıklarında altta hala yollar kalacak. Arkadaş bizim gibi bir daha uğraşmayacak ama buradan telleri yukarı atarsanız adam kaldırırken buraya aşağı hepsini kırabilir. Sizden sonraki tamirci her kimse size gelmek zorunda değil adam. Gidebilir ihtimaline karşı bunu yapmış olduk. Önlemini de aldık. Ama ne yapıyoruz? Yine de burada şarj sökedini iyice sabitlesek bile bak şimdi o biraz önce lehim akıtıyoruz dediğim yerler göstereyim ben. Bak gördünüz mü? Buraya kadar geldi doldu. Yani netleşti bak. Şuralar netleşti artık. Arka taraftan buralar doldu. Az daha öyle göstereyim. Buralara kadar doldu. Yani bu burada daha o yana bu yana oynamaz. Ama her ihtimale karşı arkadaşlar şunu yapın. Ultraviyole buralara biraz daha ekleyin. Dondurun. Ya da bu şarj soketleri için tamam dedim oraya. Şarj soketleri için ya da bu tip şeyleri sabitleyebilmek için kırmızı bir tane sabitleme boyası var bunun haricinde. Buna göre 10 kat daha sert ve tutucu bir şey. Hiçbir şey kıpırdamıyor bu sefer. Kıpırdatamıyorsun zaten yani. Kırman lazım. Hatta bir örnekleme de yapabilirim bunun için. Ama şu an kırmızı boya elimde yok. Bu da sonuçta bir önlem. Çok da yaymadan bu şekil koyuyoruz. Ultraviyoleyi açıyoruz. Bu taraftan çekebilirsin adam. Ultraviyoleyi gene dediğim gibi biraz önce dediğim gibi birkaç dakika üstüne bırakıyorum. Böyle arkadaşlar orada donuyor. Ben size göstereyim. Buraya bak. Yeni şarj soketlerinde. Bunu mikroskop altına da gösterebiliriz. Bunu bu tarafa çekelim. Şuradan. Çek burayı. Hadi. Yeni şarj soketleri görmüş olduğunuz gibi sabit tutsun diye kırmızı sabitleyici boyalar var. Bunlardan da bu tip hat kopuklarına çekebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi dön bana. Dön bana doğru. Bir işlemimiz kalmadı. Bundan sonra bir iki dakika sonra ultraviyoleden alacağız. Temizleyeceğiz. Anakartı geri monte edeceğiz. Oldu bitti. Hoşça kalın. Bu video biraz donuk ve neşesiz oldu. Savaş var. Korona var. Sıkıntılar var. Onun için gülerek bir video çekemedim. Kusura bakmayın. İnşallah başka videoda neşeleniriz. Hadi hoşça kalın.